Balıkesir Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Sözlerimize Allah'ın adıyla başlıyoruz. Bizleri 11 ayın sultanı Ramazan ayına eriştirdiği için de Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Bu vesileyle izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Ramazan-ı Şerif'in manevi hazzını ve bereketini bir ömür taşıyıp yaşayabilmemizi nasip etmesi için Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Sevgili izleyiciler, bu kanalda içinde bulunduğumuz Ramazan ayı süresince düzenleyeceğimiz Ramazan Söyleşileri 2024 adlı program serisinde belirli aralıklarla Ramazan ayı ve oruç ibadeti üzerine söyleşide bulunmak üzere Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi hocalarımızı konuk edeceğiz. İlk konuğumuz İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Dekan Yardımcısı Doçent Doktor İsmail Başaran hocamız. Hocamız da bugün Ramazan orucu, orucu ibadetinin dinimizdeki yeri ve önemi, Ramazan ayı ile ilgili genel bilgileri paylaşmak üzere kendisini stüdyomuza davet ettik. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şeref verdiniz. Ramazan ayının ilk haftasını idrak ediyoruz. Bu vesileyle de sizinle Ramazan ayı ile ilgili, Ramazan orucu ile ilgili bir hasbihal etmek istiyoruz. Tekrar teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam, isterseniz öncelikle Ramazan kelimesinin anlamını, Ramazan orucuna geçmeden önce Ramazan ayı nedir? Ramazan kelimesinin anlamı üzerinde durabilir miyiz? Tabii ki hocam. Hocam öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah. Bu mübarek ayda yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları öncelikle Rabbimiz kabul eylesin. Bu ayın feyzinden, bereketinden istifade etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Efendim Ramazan ayı kelime olarak birkaç anlam yüklenmektedir bu kelimeye. Ve Kur'an-ı Kerim'de de ay olarak belki çok nadiren geçen ay isimlerinden bir tanesidir Ramazan. Öncelikle kameri ayların dokuzuncusu olan bu ay, birinci olarak Ramda kelimesi var Arapçada. Bu Ramda kelimesi ya belli mevsimlerde yoğun yağan yağmura verilen isim olarak geçiyor. Sözlüklerde de bu anlamda yer alıyor. Yani öyle yağıyor ki o bölgede, yağdığı bölgede hiçbir kir, pas, toz bırakmadan onları süpürüp gidiyor. O anlamda bu yağan yağmura verilen isimlerden bir tanesi Ramda kelimesi buradan geldiği söyleniyor ilk olarak. Bir de diğer bir kelime olarak da sözlüklerde geçen bir kelimemiz daha var. Bu da Ramat kelimesi. Ramat kelimesi de yakmak anlamına geliyor. Yani bu kelimeden de şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. İnnel hasenat yudhibnes seyyiat. Sadakallahul azim. İyilikler kötülükleri siler, götürür, gider anlamında. Bu ayetin şumulu aslında bunu bize anlatıyor. Yani Ramazan ayında oruç tutan insanlar günahlarını bir nevi yakmış oluyorlar ve bir temizlenme yaşamış oluyorlar. Yani ruhen, yağmurun kiri pası temizlediği gibi. Evet. Oruç da insanın bir takım kirlerini, günahlarını temizler. Aynen hocam. Bir mesela sizler İslam hukuku hocasısınız. Malumunuz ateş temizleyici olma özelliği vardır. Evet. Yani şeyde de bu yer alır hukukta.
Burada Ramazan'ın bir anlamı da temizleyici olma özelliği. Yani ateşe benzetilerek yakma özelliğini, yani günahları yakma özelliğinden yola çıkarak bu kelime de aynı zamanda oruç tutanlar ne yapmış oluyorlar sonuç olarak? Günahlarını yakmış oluyorlar ve temizlenerek bu aydan çıkmış oluyorlar. Çünkü şu hadis bunu aslında bize gösteriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor: "Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufre lehu mâ tekaddeme min zenbihi." Türkçesi şöyle: "Kim ki bu ayın ayda oruç tutar ve oruç tuttuğunda da sadece Allah'ın rızasını bekleyerek bu oruç tutarsa ne yapar? Gufre lehu mâ tekaddeme min zenbihi." Onun günahlarını Allah-u Teala bağışlar, geçer gider. Evet. Evet hocam, kelime anlamında zaten Ramazan'ın temizleyici olduğu gizli ya da anlaşılıyor ifadeleriniz, evet, buyurduğunuz gibi. Estağfurullah. Peki hocam, o zaman Ramazan ayının özellikleri içerisinde neler sayılabilir? Yani nedir özellikleri, evet, Ramazan ayının? Evet. O konuda neler söyleyebilirsiniz? Şöyle ifade edebilirim Sayın Hocam. Biliyorsunuz Ramazan ayı öncelikle oruç ayı. Evet. Yani bu ayı oruçla geçirmek bizim üzerimize farz olmuş. Ve nitekim geçmiş ümmetlerde de bu oruç vardı. İslam'da da vahiy dinleri, yani ilahi dinler içerisinde olan, son halka olan İslam dininde de oruç ibadeti yer alıyor. Evet. Ve oruç ibadetinin bulunduğu aya da biz Ramazan diyoruz. Biraz önce kelimeleri, anlamlarını açıklamış idik. Şimdi öncelikle oruçla ilgili bunu ifade etmek lazım. Oruç ayı Ramazan. İkinci olarak da Kur'an ayı. Ve bu ikisi de, yani Kur'an ayı olması nereden kaynaklanıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlandı. O yüzden biz Ramazan ayını hem oruç ayı öncelikle hem de Kur'an ayı olarak isimlendiriyoruz. Evet. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu aslında çok iyi anlatıyor bu ayı. O yüzden bu hadis-i şerifi müsaade ederseniz okumak istiyorum. Buyurun hocam. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam: "Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyameti." Yani anlam şöyle: kıyamet gününde oruç ve Kur'an kişiye, kula, yani onu yerine getirene şefaat eder. Yagulu es yagulu siyamı, oruç der ki, yani biz malumunuz inancımıza göre bütün yaptıklarımızdan sorumluyuz. Yarın kıyamette Cenab-ı Hak bize hesaba çekecek. Yapacak yaptıklarımızdan ve yapmamış olduklarımızdan dolayı hesaba çekecek. Ahiret inancı olan bir Müslüman da buna inanıyor zaten. Kıyamet gününde es-siyamu, yani yagul siyam, oruç der ki, oruç şöyle diyor, yani dile geliyor, şahit. Tuttuğumuz oruç bize şahitlik ediyor. Diyor ki: "Ey Rabbi, mena'tu ta'ama ve şehavati bin nehar feşeffi'ni fih." Oruç diyor ki: "Ya Rabbi, ben onu dünyadayken yemeden içmeden bütün arzu dünyevi isteklerden, nefsani arzulardan hepsinden men ettim, alıkoydum ve o üzerine düşeni yaptı. Bu üzerine düşeni yaptığı için bana müsaade et, bu kişiye ben şefaat edeyim ya Rabbi" diye oruç dile geliyor, şahitlik ediyor. Yine öbür taraftan hadisin devamında, hadis-i şerifin devamında ve yekulul Kur'anu, Kur'an da şöyle der. Yani buradan da şunu anlıyoruz:
aynı yerde hadis-i şerifte hem oruç hem Kur'an geçiyor. Hmm. Ya bu şu ne de, bu ne demek? Bu şu demek. Yani Ramazan'da Kur'an okumayı siz oruçtan ayıramazsınız. Aynı zamanda oruç ayı bir Kur'an ayıdır. Nitekim tabii devamını okuyacağım hadis-i şerifin. Orada bir izah da getirelim. Hazreti Peygamber aleyhisselam Cebrail ile bizim mukabele dediğimiz bu adet buradan geliyor. Hazreti Peygamber Cebrail aleyhisselam tabii Kur'an'ı 23 senede Peygamber Efendimiz'e getirdi. Ve bu peyderpey gelen vahiy Ramazan'da Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam gelir. O zamana kadar hangi ayetler, hangi sureler geldiyse Efendimiz aleyhisselam Cebrail karşılıklı, mukabele karşılıklı okumak demek. Evet. Cebrail'e Hazreti Peygamber okurdu. Biliyorsunuz peygamberlerin İsmetül Enbiya dediğimiz özellikleri var. Bu özelliklerden bir tanesi de zeki olmalarıdır. Hafızalarının sağlam olmasıdır. O güne kadar gelen hangi ayetler kendisine geldiyse Hazreti Peygamber aleyhisselam Cebrail aleyhisselama bunu baştan sona, yani o güne kadar gelen ayetleri okurdu. O zaman bizim bugün Ramazan'da okunan mukabelenin kökeni orası. Orası, yani Hazreti evet. Peygamber'in doğru. Cebrail aleyhisselam ile evet. mukabele etmesi, Kur'an-ı Kerim'i evet. karşılıklı okuması. Evet, yani menşei oraya dayanıyor orası. İslam tarihinde. Ve hatta orada okuduğumuz kadarıyla İslam tarihi kitaplarında diyor ki bu mukabele adeti, yani Cebrail ile Hazreti Peygamber'in karşılıklı olarak Kur'an okumaları son vefat edeceği sene iki defa vuku bulmuştur. Yani hafızayı pekiştirme açısından bir Ramazan'da iki defa olmuştur. Evet hocam. Deniyor. Hadis-i şerifin devamında ve yekulul Kur'anu, yani okuduğumuz bu Kur'anlar, Ramazan'da okuduğumuz, işte hatimle bazı yerlerde namaz kılıyoruz. Efendim, mukabelelere katılıyoruz, mukabele takip ediyoruz. Ramazan ayında, bu mübarek ayda. Evet. Bu okuduğumuz Kur'an, yani terennüm ettiğimiz o kitap, yüce kitap, dile gelip diyor ki, şöyle söylüyor. Mena'tuhu ennevme billeyli. Ben diyor, o kişiyi, beni okuyanı, yani Kur'an'ı okuyanı, geceleri uykusundan alıkoydum. Uykusundan alıkoydum. Allah kelamı diye, yüce kitap diye bu insan beni okudu, telaffuz etti, mukabeleye katıldı. Neyse artık, nasıl evet. okuduysa. Feşeffi'ni fihi. Ya Rabbi müsaade et, ben buna şefaat, yani şefaat edeyim, şahitlik edeyim veyahut da. İkisi de söylenebilir burada. Evet hocam. Rabbimiz tabii müsaade etmezse o kabul olunmaz. Ve sonucu şöyle bağlıyor hocam. Kale fe yuşeffe'ani. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ikisi de hem oruç hem Kur'an şefaat ederler. Yerine getiren, yani orucu tutan ve Kur'an'ı okuyan kişiye şefaat ederler. Bu da bize ibadetin, oruç ibadetinin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli bir ibadet olduğunu ve Kur'an'la beraber bir manzume oluşturduğunu, bir kompozisyon oluşturduğunu bu ayda, mübarek ayda gösteriyor hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten bu güzel oldu, bu izah, açıklama. Zaten Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda Bakara suresinde de bunları görüyoruz. Kadir suresinde de görüyoruz. Kur'an'ın da zaten Ramazan ayında indirilmeye başlaması, indirilmiş evet. olması, Kadir gecesinde aynı şekilde daha özel anlamda indirilmeye başlaması, Ramazan orucunun aynı şekilde kim, içinizden kim Ramazan'a erişirse tabii ki. Oruç tutsun ayetinin yine Kur'an-ı Kerim'de olduğunu görüyoruz. Yani hem oruç ibadetinin hem de Kur'an'ın nüzulünün Ramazan'da olmuş olması da zaten Ramazan'ın ayrı bir öneminin olduğunu gösteriyor. Evet. Ve bunu ihya etmenin de tabii ki
oruç tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak buyurduğunuz evet, gibi kıyamet gününde şefaat etmesi hem orucun hem Kur'an'ın, o da tabii müminler için ayrı bir mükafat, ayrı bir müjde olarak evet, görülüyor. Bunda ifade etmekte fayda var tabii. Evet. Diğer bir sorumuz da şöyle sormak istiyoruz hocam. Ramazan ayının acaba Müslümana kazandırdığı şeyler neler hocam? Yani bunca hazineyi barındıran Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar nasıl değerlendirmeli? Müslümanlara ne kazandırıyor? Neler kazandırıyor acaba? Evet. O konuda neler söyleyebilirsiniz hocam? Evet hocam. Hocam öncelikle bu mübarek ayın tabii nefis terbiyesi anlamında üzerimizde çok büyük etkisi var. Sonuç olarak insanoğlu nefis taşıyor. Yani hem madde hem ruhtan oluşan bir varlık ama dünyada nefis taşıyan bir varlık olarak aslında arada bir vücudu da, bunu tabii sağlıkçılar daha iyi biliyorlar, dinlendirilmesi sıhhat açısından çok önemli. Malumunuz ben İstanbul'da okumuştum üniversiteyi. Orada Ramazan'da camilerimizde böyle mahyalar asılır. O asılanlarda, mahyalarda genellikle şu hadis yer alırdı: oruç tutun, sıhhat bulun. Hadis-i şerifi. Sumu ve tesihhu. Yer alırdı. Bu önemli. Öncelikle yani sağlık açısından vücudun bir revize edilmesi gerekiyor. O revize de yani hem maddi bir yönü var. Sıhhat açısından birincisi bu. İkincisi de manevi olarak da bir arınma sağlıyor bize Ramazan ayı. Malum dinlerin amacı insanları doğru yola, hidayete, sırat-ı müstakime iletmektir. Yani bu yolda yürümek için de insanoğlunun bir arınmaya ihtiyacı var. İşte bu arınmayı Ramazan ayı sağlıyor. Ruhumuzu terbiye ediyor. Hem vücudumuzu terbiye ediyor, hem ruhen de terbiye ediyor. Çünkü mesela şuradan da anlayabiliriz biz bunu. Ramazan ayında insanlar mesela genellikle zekat ve fitrelerini Ramazan ayına denk getirirler. Evet. Bu da şu alışkanlık değil mi? Evet, bizim alışkanlık. Müslümanlarımızın alışkanlığı herhalde. Evet, halbuki zekat için bir yıl geçme şartı var ama illa Ramazan olma şartı yok. Evet. Ya ama fitre ayrı tabii de. Tabii. Onu düzeltelim. Tabii. Fitre Ramazan ayına has bir ibadet veya bir tasadduk diyelim. Ama zekatı mesela genellikle Ramazan'a denk getirirler. Evet. Ne bileyim, bir cami yapılacaksa, bir Kur'an kursu, bir yerde bir hayır hizmet varsa, o hayır hizmete insanlar koşarlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in de emridir bu zaten. Festebikul hayrat, yani hayırlarda yarışın buyuruyor Allah-u Teala. Müslümanların bir yücelişi var bu mübarek ayda. Ruhların bir yücelişi var, incelişi var. Bir rikkat, bir feraset kazanma durumu söz konusu. Ramazan ayında insanlar bunu zaten şeyden anlayabiliriz. Yani iftarlar veriliyor. İnsanlar iftar veriyor. Evet. Evlerinde işte Hazreti Peygamber aleyhisselam yine bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Yani onu ben sohbetimin sonunda müsaade ederseniz, tabii ki, Efendimiz aleyhisselamın bir kısa Ramazan hutbesi var. Onunla kapatmak istiyorum. Orada mesela diyor ki, bir bardak süt, bir tane hurma bile olsa birine bir oruç açtırın, yani iftar ettirin ki diyor sevap alınız. Yani tasaddukun da ne kadar önemli olduğunu aslında Ramazan evet, ayında iftarlarla olsun, fitre gibi evet, takım ibadetler, zekat ibadetinin o ayda oluyor olması genellikle. Evet. Biraz tasaddukun da aslında bol bol yapılması gerektiği bir ay olduğunda kesinlikle anlıyoruz burada. Kesinlikle. Bir katkı olması açısından kıymetli hocam şöyle de söyleyebilir miyiz? Ramazan ayında hem Ramazan orucu tutuluyor, oruçlarımızı tutuyoruz. Hem Kur'an, bol bol Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün ayı olduğu için aynı evet, zamanda. Evet. Ve tabii beş vakit namazın da kalarsa ki farzdır beş vakit namaz. Her zaman şartlarını taşıyan Müslümanlar için.
namazını kılıp orucunu tutuyor ve bir de Ramazan'ı ihya ediyorsa, evet, aslında tam anlamıyla bir hem manevi temizlik hem de maddi temizliği de sağlamış oluyor belki diyebilir miyiz? Tabii hatta ki. Zekatı vermekle, tasadduk etmekle, fitre sadakası vermekle de aslında malını da temizlemiş oluyor. Aynen. Yani fakirin kendisinin malı içindeki hakkını çıkartıp fakire verdiği zaman o malını da temizlemiş oluyor aslında. Kesinlikle. Yani hem bedenini hem ruhunu ama aynı zamanda malını da temizlemiş olduğu bir ay olarak da belki değerlendirebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Çünkü malumunuz zekat kelimesi tezkiyeden, temizlemekten geliyor. Evet. Yani zekat veren kişi aynı zamanda malını temizlemiş oluyor aslında. Evet. Fakirin hakkını malı içerisinden alarak fakire verince orada bir başkasına ait bir hakkı bir nevi kul yani hakkını en kul azından hakkını temizlemiş alıp oluyor. Dağıtmış oluyor. Yani o aslında kendisinin değil. O fakirin hakkı. Yani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya, evet, mahrumun sizin malınızda hakkı vardır diye zekat için, evet, söylendiği için söyleniyor. Bu önemli. Yani burada bizim için en önemli şey Ramazan ayı, bu mübarek ay için söyleyeceğimiz, yani insan açısından faydalı, Müslüman açısından faydası, hem maddi hem manevi, manevi dediğimiz ruhen bir temizlenme yaşıyor insanlar Ramazan'ı yaşadıklarında. Bunu söyleyebiliriz. Peki hocam, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'la ilgili sözlerinden örnekler verebilir misiniz bize? Evet. Yani nasıl bizim için, bize Ramazan'ı nasıl anlatıyor Hazreti Peygamber? Orucu nasıl anlatıyor? Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim hocam. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam'ın kısa bir hutbesi var, Ramazan hutbesi. Bunu da hocalarımız bize hep sık sık bahsederlerdi. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken de bahsederlerdi. Ben bunu hiç unutmadım. O yüzden hep kayıtlarım arasında, vaazlarımda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 30 sene civarında görev yaptım. Ramazan geldiğinde hep bu hutbeyi mutlaka ben okurum, insanlara hatırlatırım. Hocam biz de şimdi merak ettik aslında, evet, Hazreti Peygamber'in bu hutbesinde neler var? Evet. Bunu biraz bize açabilir misiniz? Tabii ki hocam. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hatta ey insanlar diye başlıyor. Ya ey Müslümanlar demiyor. Bu da dikkat çekici. Çünkü oruç diğer dinlerde de vardı demiştik, daha önce de söylemiştim. Ey insanlar diyor. Çünkü İslam'ın mesajı tüm insanlığa, sadece Müslümanlara değil. Mesela örnek verecek olursak, Yahudiler Yom Kipur'da 30 saat oruç tutarlar. Tabii hocam, bu arada dinler tarihi branşınız. Evet hocam. Oradan cesaret alarak da hocam sormak istiyoruz diye, işte diğer dinlerde, ilahi dinlerde, evet, nasıldı? Biraz da oraya da aslında temas ederek devam edersek daha memnun oluruz. Tabii ki hocam. Orada bir giriş cümlesiyle müsaade ederseniz de açabilirim. Yani ilahi dinler hepsinde oruç var. Bu arada tabii şunu söylemek lazım. Şeriat açısından, yani muamelat açısından Yahudilik bu konuda bunu kendini muhafaza etmiş bir din. Evet. Yahudilikte Yom Kipur'da, yani bunun Yemul Kefara gibi söyleyebiliriz Arapçasını. Kefaret günü. Önemli bir gündür Yemul, yani Yom Kipur Yahudilikte. Ve 30 gün, 30 saat pardon, orada oruç tutarlar ve arınma günüdür onlar içerisinden. Yani orada yıllık Allah'a, Tanrı'ya hesap verdikleri gün olarak kabul ederler onu. Yani onu da söylemiş olalım. Yani burada hani oruçla arınma bir araya geliyor. Evet. Burada onu da anlamış oluyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu hutbede ey insanlar diye başlıyor. Ve diyor ki, buyuruyor ki, büyük mübarek bir ay sizi gölgesi altına almıştır. Yani bu bir ay ki içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi vardır. Bir ay ki Allah gündüz orucu farz, gece ibadetini sünnet kılmıştır. Gündüz oruç, gece gündüz gece ibadetinden kastımız teravih namazıdır.
Evet hocam. Teravih namazı da biliyorsunuz bu ayın sünnetlerindendir. Hazreti Peygamber aleyhisselam bütün Ramazan ayı teravih namazını bırakmamıştır. Bu ayda bir iyilik yapan başka bir zamanda bir farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ayda bir farzı yerine getiren kimse de başka aylarda 70 farz eda etmiş gibi olur. Yani burada anlıyoruz ki özel bir vakit bu vakit Ramazan ayı. Evet. Ve burada yapılan bir farz, mesela diyelim zekatını verdi. Normal ayda vermiş olduğundan 70 kat daha fazla burada sevap kazanıyor kişi, Müslüman. Bu büyük bir mükafat. Ramazan sabır ayıdır. Sabrın mükafatı ise cennettir. Ramazan eşitlik ayıdır. Müminin rızkının çoğalacağı bir aydır. Yani bu ayda Müslümanlar rızık derdi çekmezler. Rızık korkusu çekmezler. Kim bu ayda bir oruçlu iftar verirse bu davranışı günahlarının affedilmesine ve cehennemden azat olmasına, kurtulmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda İftar verilenin sevabı da onun payından hiçbir şey eksiltmez. Yani birine bir iftar verse, diyelim birilerini çağırdı. Tabii bu aslında ihtiyaç sahipleri olmalıdır. Evet. Çağırdığı insanlar. Böyle hali vakti yerinde olan insanları çağırmanın çok fazla Ramazan'ın ruhuna uygun olduğunu da düşünmüyorum. Tabii insan eşini, dostunu mutlaka çağırabilir. O ayrı tabii. Tabii evet. O hukukunuz olan insanlarla bir arada iftar etmek güzeldir. Ama Ramazan'ın ruhuna uygun olan, orada gücü yetmeyen, durumu iyi olmayan insanlara bir çorba içirmek, yani Ramazan'ın ruhuna uygun olan budur. Ya Resulullah, Ya Resulallah soruyor ashab-ı kiram. Biz hepimiz oruçluya iftar verecek bir şey bulamayız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam, Allah bu sevabı, Cenab-ı Hak Ramazan ayında bu sevabı, yani iftar verme sevabını, bir tadımlık süt, bir hurma tanesi veya bir yudum su ile iftar ettirene de verir. Yani korkmayın siz gücünüz yok diye. Maddi gücümüz bizim yok. Efendim bu sevaptan biz mahrum kalırız diye düşünmeyin diyor ashab-ı kirama. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki en basitinden, yani bir tasadduk, bir hurma tanesi, bir hocam unutmuyorum bir hatıramı, bir Ramazan ayında Makedonya'ya gitmiştim görevli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışırken, orada dışarıda bir yerde iftar ediyoruz, iftar edeceğiz bir lokantada. Orada bize beraber olduğumuz gençler hurma almayı unutmuşlar yanlarına. Orada kendi aralarında Makedonca konuştular. İftar vaktinde. İftar vaktinde. Evet. İftar vaktinde. Ve o anda lokantada diğer masada yine Makedonyalı Müslümanlardan biri varmış. Onların o konuştuğunu duyunca hemen oradan getirdiler. Bir avuç hurmayı bize ikram ettiler herkese. Ne kadar güzel değil mi? Ramazan'ın, yani, evet, iftarın Ramazan ruhuna uygun. Bereketi aslında. Aynen. O hatıram da hiç unutmuyorum. Demek ki insanlar, Müslümanlar bunu biliyorlar. Şöyle bağlıyor Peygamber Efendimiz aleyhisselam hutbeyi. Kim bir oruçluyu doyurursa Allah ona kıyamet gününde benim Kevserimden öyle bir şerbet içirir ki cennete girinceye kadar susamaz. Yani malumunuz, evet, inne atayna kel kevser, Kevser suresi. Suresi var. Kevser de cennetteki en meşhur ırmağın, çeşmenin, suyun, menbaın adıdır. O yüzden biz hatta çocuklarımıza da o ismi veriyoruz. Kevser ismini, evet. Kevser ismini veriyoruz. Peygamber Efendimiz şöyle bağlıyor hutbesini. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Ramazan ayı evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten kurtulma, yani cehennemden kurtulma ayıdır.
Orada da müsaade ederseniz herhalde programımız da artık yavaş yavaş bitiyor. Buyurun hocam. Bir hadisi de hatırlatarak bununla bağlantılı olarak sözlerimi noktalamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتُحَتْ اَوَّابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَوَّابُ النَّارِ وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ Hadis-i şerifte Ramazan geldiğinde cennet kapıları ardına kadar açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar da kösteğe vurulur. Ya bağlanır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabi buradaki anlatımlar bizim akademide kitaplarımızda kullanıyoruz. Metaforik anlatımlar. Evet. Yani temsili anlatımlar. Çünkü bu dünyada cennet yok zaten. Yani bu dünyada cennet yok ki. Cennetin kapıları açılsın. Şu demek aslında bu. Siz bu ayı öyle güzel geçirin ki, yani Rabbinizin emrine öyle güzel uyun ki siz cenneti daha bu dünyadayken bir nevi garantileyin anlamında söylenmiş bir mükafattır bu. Tabii dünya yani, ahiretin tarlasıdır değil mi? Evet hocam. Yani müjdedir aslında. Baktığımızda bir müjdedir, bir yani tebşirdir. Hazreti Peygamber'in hani mübeşşir olma özelliği var ya malumunuz. Evet. Müjdelemektir. Hazreti Peygamber müjdeliyor Müslümanlara ve diyor ki gulligat ebabunlar cehennem kapıları kapanır. Yani Rabbimiz bu ayda bizden ibadet, taat, oruç, münacat, kıraat, dua bekliyor. Bunun aynı zamanda açılımı da şudur. Hani ud'uni estecib lekum buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Ve şeytanlar da kösteğe vurulur diyor hadis-i şerif. Burada da kastedilen yani bu ayda o kadar düşer ki insanların suç işleme oranları ya ona zaten aklının köşesinden geçiremez bir masiyetle meşgul olsun bir Müslüman. Oruç ibadetinin zaten ona kazandırdığı en güzel şey değil mi hocam? Kötülüklerden alıkoyması. Evet. Namazı, okuduğu Kur'anlar ve tuttuğu oruç bir kalkan oluyor Müslüman için. Bu manevi atmosfer ona müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor. Evet. Dolayısıyla daha iyi, daha güzel değerlendirilmesi noktasında bir ortam hazırlamış oluyor aslında oruç ibadeti. Evet hocam. Bunu da Peygamberimiz müjdelemiş oluyor. Doğru hocam. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah hocam. Ben teşekkür ederim. Ramazan'ın bu ilk 10'unda diyelim, ilk 10 gününde Ramazan üzerine sohbet ettik. Ramazan ibadetinin, Ramazan orucunun önemi, Ramazan da yapılacak, yapılması gereken bir takım hususları bizimle paylaştınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tüm seyircilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, her türlü hayır ve hasenat işlerimizi, tasadduklarımızı kabul eder inşallah. Kabul etmesi için dua ediyoruz. Ve özellikle Ramazan ayının bize kazandırdığı empati duygusunun daha da diğer gamlık başka bir ifadeyle bize yerleşmesi noktasında Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Ve bu vesileyle de yeryüzünde açıkta kalan ihtiyaç sahibi tüm Müslümanların gözetilmesi, onlara infakta bulunması noktasında da evet. Elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğinde altını çizmek istiyoruz. Evet. Tekrar sevgili izleyicilerimiz Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.